country. Yeah, my country, yes. Hazır mı herkes arkadaşlar? Şimdi çalışır. Nihat hazır mıyız? First of all, hello, dobar dan, lep pozdrav sem. Yeah, in front of us is one difficult game, obviously. We play against Maribor. We saw what they are capable of in the first match. So we prepared well, and we will try to play best possible tomorrow, and to win the game and to go to the next round. Öncelikle merhaba. Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'a karşı oynayacağız. Onların da neler yapabildiğini ilk maçta gördük. Ama biz iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp olabildiğince iyi oynamaya çalışacağız. Hem galip gelip hem de tur atlayabilmek için. Yes, I mean obviously it's good to be back home to my home country. It's always a pleasure to play in front of Slovenian fans. I know that Maribor is a big club. They did well in the past in the European competitions, and for sure it will be a difficult game tomorrow. And but anyway, I think we have to play best possible. We try to prepare and to analyze the first game and what we have to do it better. So we are prepared. So let's see how it will game go. Tabii ki evime dönmüş olmak çok güzel bir duygu. Slovenyalı taraftarlar önünde oynamak benim için her zaman büyük bir zevk. Maribor takımının büyük bir takım olduğunu biliyorum. Geçmişte Avrupa'da belli başarılar elde ettiler. Onların iyi bir takım olduğunu biliyorum. Yarın zor bir maç olacağına eminiz ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İyi oynamak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlandık. İlk maç sonrasında analizlerimizi yaptık. Neleri daha iyi yapabileceğimizi çalıştık ve hazırlandık. Neler olacağını göreceğiz. I hope this season that we have a successful season together. Fenerbahçe'ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunda teknik direktörümüzün de büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması benim Fenerbahçe'de kalma kararımı vermemi kolaylaştırdı. İyi bir ilişkimiz var kendisiyle. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. İlişkimiz iyi belirtmiş olduğum gibi onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon. Lahko. Lahko, ni problema. Ja, yeah, ok. We can speak in Slovenian language. Just two questions, short questions. Ok, then I will first answer in Slovenian and then I will say in English. Ok, no problem. Ja, mislim, sigurno je drugače, kaj ti ko mislim da ko igraš za Olimpijo, to še zmeri največji slovenski derbi in je neko rivalstvo sigurno prisotno. Ampak ne glede na to, jaz mislim, da tudi ko igraš proti slovenskemu klubu v Evropi, so zmeraj neki drugačni občutki, kot proti nekim drugim ekipam, tako da bom rekel, zmeraj so mogoče malo večja pričakovanja, hočeš se dokazati. V boljši luči, še posebej, ko igraš, bom rekel, v Sloveniji pred slovenskimi navijači. Tako da jaz se že veselim jutrišnje tekme in upam seveda na naš najboljši izid. I remember. So he asked me about how I feel to be back in Slovenia, in Maribor. And because I play for our biggest rival, I'm for Olimpija Ljubljana. And I said that it's always be good to be back in Slovenia, to play in Slovenia against Slovenian team is always excited, is different when you play against the team that you know it from before, and I hope for a good result tomorrow.
Soru Slovenya'ya geri dönmüş olmak, Maribor'a gelmiş olmak nasıl bir duygu? Aynı zamanda ezeli rakip olan Olimpia Ljubljana'da oynamıştın. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Cevap şu şekilde, tabii ki Slovenya'ya geri dönmek güzel bir his benim için. Slovenya takımlarına karşı oynamak her zaman heyecan verici. Farklı bir duygu tanıdığım takımlara karşı oynamak. Umarım iyi bir sonuç alırız onlara karşı. Unfortunately, in the end, they didn't win. They didn't go through to the next round. But I think they represent the Slovenian football very well. Soru yarınki maçta ailenden veya arkadaşlarından gelecek olan insanlar var mı? Tabii ki de, çünkü muhtemelen bu sezon evime oynadığım en yakın maç bu maç olacak. Dolayısıyla hem ailem hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler Maribor'a. Bu sebepten dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda Galatasaray ve Olimpia Ljubljana maçıyla ilgili soru geldi. O maçı izledim ve Olimpia takımının iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Maalesef maçı kazanıp bir sonraki tura adlarını yansıtamadılar ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler. Thank you very much. You can go to the dressing room. Thank you. Hocamızla devam edeceğiz. Hocam genel bir değerlendirmeyle başlayabiliriz.